Merhabalar. Proje Tasarım Teknikleri dersimizin ilk haftasında hep beraberiz. Bu derste proje yazımı, proje hazırlığı, proje uygulama süreçleri ve sonuçların değerlendirmeleri ilgili bilgiler alacaksınız. Tabii ki biz niçin bu dersi açıyoruz? Bu ders niçin bize gerekli ve önemli? Birazcık ondan bahsedeceğiz. Sürekli eğitim içerisindeyiz. Eğitim belli bir döneme ait değil ve hayatın bütün sürecinde Bizler proje mantığıyla da çalışabilme imkanına sahibiz. Eğitim bizim beşikten mezara kadar önemsediğimiz ve içinde olduğumuz bir süreç. Proje tasarımı dersimizin bize kazandıracağı birçok şey olacak. Bizim eğitimdeki temel görevimiz üretken toplum için donanımlı bireyleri çoğaltmaktır. O bakımdan bir bireyin üretkenliği, onun aldığı yetişme süreci, eğitimi, çevre faktörleri, bulunduğu ortam hepsi etkileyen önemli unsurlardır. Biz proje tasarım tekniklerinde bir fikrin, düşüncenin hayata geçirilmesi, üretkenliğin buradan başladığını bilerek hareket etmeyi gerektiriyor. Toplumsal dönüşüm sürekli yaşanan bir şey. İnsanlık var olduğu günden bugüne kadar değişimi hep birlikte yaşamış ve sürekli tekamül etmiştir. Tarım toplumundan endüstri toplumuna, endüstri toplumundan bugünkü postmodern toplumda sürekli gelişmelerin hızla yaşandığı bir zamanda bizim üretkenliğimizin nasıl sağlanacağı, nasıl destekleneceği önemli bir unsur. Toplumda yaşanan bu dönüşümler bizleri de sürekli bir değişim süreç içerisinde yenilenmeye, tazelenmeye ve gelişmeye zorunlu kılıyor. O bakımdan sosyal problemlerin de arttığı günümüzde teşhis etmek, onları çözmek, bunları nihayette toplumun insanlığın faydasına dönüştürmek için sosyal girişimciye gereksin duyarız. Çünkü bir sosyal girişimci tüm sistemi dönüşene kadar yılmadan çalışmayı sürdürebilen kişidir. Vizyon sahibidir, kararlığa sahiptir. Üretken bireylerin çoğaldığı toplumlarda da üretkenlik artar ve üretken toplum ortaya çıkar. Bütün dünyada bu önemsenen bir konudur. Üretken olmak insanın bir fikri, bir hayali ya da bir düşünceyi geliştirip proje aşama sürecinden geçirip onu somut bir ürün haline getirmesidir. Bu ise sistemli metodolojisi olan disiplinli bir çalışmayı gerekli kılar. Üretkenlik sınır tanımıyor. Bütün alanlarda toplumun ister bireysel olarak ister birlikte yaptığı bütün işlerde bir çıktıya ulaşması beklenir. Her geçen gün yeni bir buluşu tetikliyor. Yeni bir icat, yeni bir keşif, yeni bir buluş hayatımızı kolaylaştırdığı gibi beraberinde olumsuzlukların da belki tetikleyicisi olabiliyor. Bunların da tekrar çözülmesi yine insan çabasına bağlı. Çalışan insanlar ürettikleriyle hem insan hayatını kolaylaştırıyor hem de insanla bir katkı sundukları için mutlu oluyorlar. Hayat bir tatmin olduğuna göre insanın kendisini tatmin eden işleri yapması son derece mutluluk verici bir şeydir. Proje tabanlı çalışmak üretkenliği artırır. İnsanın kendisini daha iyi tanımasını sağlar. Sürekli gelişimini destekleyen bir faaliyettir proje tabanlı çalışmalar. Sürekli araştırma yapmaya yönlendirir, zamanı iyi değerlendirmeyi sağlar. O bakımdan proje tabanlı çalışmak bizim nitelikli çalışma sürecimizde kontrol etmemizi sağlar. İyi eğitilmiş insan gücüne her zaman ihtiyaç vardır. Bu gelişmiş ülkeler için de böyle, gelişmekte olan ülkeler için de böyle. Dolayısıyla iyi eğitilmiş insanın sadece formal eğitimle kendisini geliştirmesi değil, eğitim öğretim faaliyetleri dışında da kendisini aktif kılmasına bağlı. Eğitim öğretim faaliyetleri dışında yapacağı çalışmaları nasıl yapacağına dair, dair prensipleri, ilkeleri alması eğitim içerisinde de verilen bir iştir. Bizim bu dersimiz o yönden de son derece önemlidir. Toplumun üretken olduğunun göstergesi ürettiği icatlarla doğru orantılıdır. İnovasyon bugünkü dünyada önemli bir kültürdür. Her geçen gün nesnelerin interneti, uzaktan kontrol sistemleri, otonom sistemlerin çoğalması bizleri daha üretken, daha inovatif olmaya da aslında bir bakıma zorluyor. Gençlik dediğimiz şey nedir? Gençliğin varoluş amacı nedir? Üniversitede okumak niçin gereklidir? Bunların bilincinde olmamız gerekiyor. Ve bu bağlamda da kendimize gerekli olan bütün donanımları hem eğitim öğretim faaliyetlerinde hem eğitim öğretimin dışındaki bizim sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz içerisinde de nitelikli bir şekilde yapmamıza bağlıdır. Donanımlı gençlik her zaman ihtiyacı olan bir şeydir. Gençlik vakit geçsin diye yaşanan bir dönem kesinlikle ama kesinlikle değildir. O bakımdan karakter ve kişilik oluşumunun şahsiyetli gençlerin artması, ülkenin üretim kapasitesi, iş gücü ve enerjisi, ruhudur, aklıdır, vicdanıdır bütün gençlik. Sizlerin iyi yetişmesi ülkenin ve insanlığın geleceği açısından son derece önemlidir. Geleceğine yön verebilecek gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Bilgi, araştırma, girişimcilik günümüzde son derece önemli hale gelmiştir. Birinci nesil üniversite dediğimiz literatürde Bolonya süreciyle başlayan ama daha öncesinde Bağdat'ta, Endülüs'te de medeniyetin zirvede olduğu dönemler hatırlarsanız tarım toplumu dediğimiz dönemde bizlerin bulunduğu coğrafyada Bağdat bilginin, bilimin merkeziydi. 1100'lü 1200'lü yıllarda 250 bin nüfuslu megapol olan Bağdat bütün dünyanın çekim merkezi aynı zamanda küresel ekonominin de cereyan ettiği Akdeniz bizlerin kontrolünde olan bir bölgeydi. O dönemde bilgi ile ekonomik gücün de birlikte gittiğini görüyoruz. Modernizme geçtiğimizde Avrupa'nın hızla yükseldiğini, modern toplumda icatların, keşiflerin arttığını, Latin Amerika'nın keşfiyle birlikte dünya ekonomisinin Akdeniz'den okyanuslara kaydığını ve bununla beraber bilginin, bilimin de coğrafyadan coğrafyaya göç ettiğini, Avrupa'ya doğru kaydığını görüyoruz. Avrupa hızla yükselirken eğitim öğretim süreçlerinde de yenilenmeler oluyor. Birinci nesil üniversiteler daha çok bilgiyi nakleden, kısmen bilgi üreten kurumlar iken İkinci kuşak üniversitelerin Eski Almanya'da, Prusya'da kendini gösteriyor. Bilgi üretme yanında araştırmayı da önemsediği, öncelediği dönemleri yaşıyoruz. Avrupa hızla şehirleşiyor. Bilginin araştırma tabanlı üretildiği, disiplini bir şekilde ortaya konduğu, makinalaşmanın hızla kendisini gösterdiği bir dönem yaşıyor. Ve hızla yol alan batı bize kıyasla aradaki mesafeyi artırıyor, açıyor. Daha sonraki dönemlere geldiğimizde ve bugün de yeni nesil üniversite diye çokça duyduğumuz eğitim öğretim kurumlarında yine bilgi üretmek, yine araştırma yapmak var ama bunun yanı sıra bir unsur daha kendisini daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyor o da girişimcilik. Bilgi üretme, araştırma tabanlı yapma ve bilgiyi hayata aksettirme girişimcilik boyutunu güçlendirme ile ilgilidir. Girişimcilik için yetenek, cesaret ve bilgiye her zaman ihtiyaç vardır. Bunlar olmazsa olmaz gerekliliklerdir. Her gencin yeteneğini tanıyarak, cesaretin en üst tutarak, bilgi sahibi olarak hayata atılması hepimizin arzusudur. Proje yapmak ve proje tabanlı çalışmak donanım kazanmanın da en iyi yollarındandır. Günümüzde her yaştan insanlar için çok yaygın proje fırsatları vardır. Sizlerin eğitim öğretim süreci içerisinde faydalanabildiği Avrupa Birliği programları bildiğiniz mesela Erasmus Plus programları vardır. Bunlar çok güzel hareketli projeleri yanında, araştırma faaliyetlerinde, işbirliği faaliyetlerinde, dayanışma kültüründe geliştiren projelerdir. Bunlardan yararlanarak yurt dışındaki başka bir kuruma da gidebiliyorsunuz. Hareketli faaliyetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca TÜBİTAK bütün öğrencilere, gençlere ilkokuldan üniversiteye bitirinceye kadar Onların gelişimine katkı verecek, çalışmalarını yürütebilecekleri proje destekleri sağlıyor. Elbette akademik camianın bilimsel çalışmalarına destek verdiği gibi öğrencilerin kafalarındaki fikirleri hayata geçirebilmeleri, pratiğe yansıtabilmeleri açısından da çok güzel destek programları var. Biz bu dersimizde o programlardan da bahsedeceğiz. Yine siz bir genç olarak ne yapabiliriz dediğinizde birlikte düşünmeye başladığımızda yapabileceğimiz birçok şeyin olduğunu görüyorsunuz. Sosyal sorumluluk ve duyarlılık çerçevesinde proje fikri geliştirebiliriz değil mi? Böylece kurumsal ve bireysel gelişimimize de katkı sağlamış oluruz. Hem kendimiz hem birlikte iş yaptığımız, proje faaliyetinde yer aldığımız ekibimizi geliştirir. Hem de okulumuzun, kurumumuzun da kapasitesini artırmaya destek vermiş oluruz. Bu duygu ve düşüncelerimle ilk dersime son verirken hepinizi bir sonraki derste görmek dileğiyle sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın.